Shakes, zamanında gelmenden etkilendik. Her zaman geç kalırsın. Evet, evet. Koç neden bizi erkenden buraya çağırdı ki? Aşağıda ne oluyor? Bu asansör. Hayır. Neler oluyor böyle? Evet. Kaptan. Koç ikinizin de saçını kesmek istiyor. Ne? Hey! Hiçbir şey göremiyorum. Dostum. Günaydın beyler. En büyük düşmanınızla yüzleşmenizin vakti geldi. Günaydın. İyi ve erken bir sabah. Bu adam olmaz. Strikers! Super! Strikers! Geçmişten bir hatıra. Beyler, dünyanın en korkulan kalecisiyle tanışın, De Los Santos. Koca Bo değil demiyorum ama... Koca Bo? O De Los Santos mu? O... Ne kadar büyük. O bir dev. Santos Azul'la oynayacağımız iki maçta karşımızdaki en büyük engel. Onunla savaşınızı izlemek için sabırsızlanıyorum. Bu adama gol atmak istiyorsanız oyunda üstünlük kurmak zorundasınız. Yıldırım gibi refleksleri var ve tüm kaleyi kaplıyor. İşe koyulalım. De Los Santos'a gol atmak için kusursuz şut çekmelisiniz. Bu tereyağından kıl çeker gibi olacak. Evet, durdur onu. Bueno, yeteneğin ve güzelliğin önüne geçemezsin. Çok kötü vurdun Shakes. Bavullarınızı hazırlayın. Yarın sabah havalimanında görüşürüz. Geç kalmayın. Mexico City'ye gidecek uçak 3 dakika içinde hareket edecektir. Shakes ve El Matador lütfen danışmaya. Amca! Burada olacağını bilmiyordum. Mexico City'nin zengin bir tarihi var. Sana bu kitabı vermek istiyorum. Çok önemli bir çalışmadır. Git. Sorun yok. Git. Hoşça kal amca. Kitap için teşekkür ederim. Azul'u yenmemizi izle. Rasta, neden Azul futbolda bu kadar iyi? Bir efsaneye göre ataları Aztekler futbolu bulmuşlar. Futbolun mucitleri olduklarına inanıyorlar. Vay canına. Ama Santos nasıl bu kadar iyi? Son 9 maçta kimse ona gol atamadı. Kimse bilmiyor. Azul tarihi hakkında çok konuşmaz. Şimdi biraz dinlen kardeşim. Santos karşısında çok enerjiye ihtiyacın olacak. Aztekler harika icatları ve dizaynlarıyla bilinirler. Bu kitap yazıldığında hala bu Aztek kasabasında yaşayan insanlar varmış. Aztek tanrısı ama artık insanlar oraya unutulmuş şehir diyor. Adamım, böyle bir yeri gördüğünü hayal etsene. Maç günü ve Azumlu taraftarlar stadı doldurmuş. 3 günlük dinlenme arasından sonra bakalım süper golcüler maça hazır mı? Azul! Hey, Shakes. Evet? Sanırım bu De Los Santos'u haklamak hiç kolay olmayacak. Sanırım haklı olabilirsin.
Bakalım süper golcüler erken bir gol bulabilecek mi? Kalede bu dev varken zor biraz. Cambaz Kaplan ve havalı Joe Kaptan'a destek veriyor. Dans Şiras da orta sahaya doğru hareket ediyor. Azumlu oyuncular süper golcülerin rahat hareket etmesine izin vermiyor. Kaptandan güzel hareket. Dans Şiras da ev sahibi takımın hakimiyet kurmasına izin vermiyor. Görünüşe göre El Matador bir boşluk buldu. Ve Dansçı Rasta onu görüyor. Oo, harika hareket. Jakes topu sürüyor. Kaleyi karşısına aldı. Davut Golyat'a karşı. Onu üstüne çekiyor. Uzak köşeye vuruyor. Umarım Jakes bu kadar kolay olacağını ummamıştır. Santos Süper Lig'in en iyisi. Aylardır gol yemiyor. Aman tanrım! Topu neredeyse koca boğaya kadar fırlattı. Şimdi Azul etkili geliyor. Teşekkürler Bay Santos. Ne hız! Ama dur! Koca boğunun topa uzanması Santos'la kıyaslanamaz bile. Azul 1-0 önde. Süper golcüler korner vuruşu kullanacak. Havalı Joe ortaya doğru hafif bir orta gönderiyor. El Matador topa doğru yükseliyor. Büyük adam tutuyor. Shakes kart görmediği için çok şanslı bence. Eminim senin canın benimkinden fazla yanmıştır. Teşekkür ederim. Bir dakika. Hadi ama kalk. Azul ilk maçı 1-0'lık skorla kazanıyor. Elimizden geleni yaptık. Çok fazla çalıştın Shakes. Etkilendim. Nasıl bu kadar iyisin? Ben Aztek'im. Bu oyun kanımda var. Sonraki maçta görüşürüz. Süper golcüler önümüzdeki maçta Santos'a gol atmanın bir yolunu bulmak zorunda. Yoksa eve dönmeleri uzun sürecek. Santos ev kadar büyük, tren kadar hızlı. Ona nasıl gol atacağız? Ama bir yolu olmalı mutlaka. Olsa iyi olur. Bugün ikiniz çok uğraştınız ama yeterince çok değil. Kazanmak için gol atmalısınız. Gol atmak için Santos'un zayıf noktasını bulmalısınız. Ya zayıf noktası yoksa? Herkesin bir zayıf noktası vardır. Ya Aşil topuğunu bulamazsak? Aşil adında birini tanımıyorum. Topukla bu olayın ne ilgisi var? Ama Santos'un zayıf noktasını bulmalıyız. Yoksa ikinci maçı da kaybederiz. Olamaz. Santos Quetzalcoatl'dan mı? Aşil, Quetzalcoatl. Shakes, sen iyi misin? Çok garip konuşuyorsun. Quetzalcoatl, amcamın kitabında geçiyor. Santos, Quetzalcoatl'la olduğun doğru mu? Oraya boşuna unutulmuş şehir demiyorlar Shakes. Ama neden? Çünkü kimse oraya nasıl gidileceğini bilmez. Ama... Oradan uzak dur Shakes. Sence de oraya gitmemizi istemiyor değil mi? Kitap asla unutmaz. Siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz? Yani bu Aşil unutulmuş şehirde yaşıyor ve bize Santos'un zayıf noktasını söyleyebilir mi? Yaklaştın. Yola çıkıyoruz. Futbolun doğduğu yere. Koçu hayal kırıklığına uğratmayacağız. Hey! Buralarda ne kadar çok büyük kulaklı inek var. Onlar eşek. Affedersiniz, burası unutulmuş şehir mi? Bakın bayım, burası unutulmuş şehir mi diyor? Ben hatırlamıyorum.
Affedersiniz efendim. Unutulmuş şehri bulmak için uzun bir yoldan geldik. Futbolun kökenlerini görmek istiyoruz. Süper golcülerdeniz ve... Süper golcüler burada. Benim barımda. Biz süper golcülerdeniz. Nasıl futbol oynadığınızı öğrenmek için geldik. Böylece Azul'a karşı kazanma şansımız olabilir. Süper golcülerseniz size neden yardım edeyim? Söyleyin bana. Tamam, buradan gidiyoruz. Gerçekten mi? Hayır, Bayaşil ne olacak ha? Bekle. Onlara göstermemizin bir sakıncası olmaz. Sonuçta De Los Santos'tan bahsediyoruz. O adam yenilmez. Eğer bana formanı verirsen sizi unutulmuş şehre götürürüm Shakes. Forman mı? Beni takip edin. İşte restoranım Süper Lig müzesi gibidir. Vay canına. Tüm Süper Lig takımlarının formaları. Teknikali, Nakama, Pamentire. Senin süper golcüler forman koleksiyonumu tamamlayacak. Anlaşmamız var. Hey! Benim formamı istemiyor musun? Beni takip edin. Nereye gidiyoruz? Buradan. Neredeyse geldik. Vay canına. Oh. İşte baylar. Futbol burada başladı. Ama bütün bunların Santos'la ne ilgisi var? Aztek'in müthiş futbol keşfi. Santos'un arkadaşları makineye gol atmaya çalışıp harika forvetler olurken Santos makinenin her hareketini inceledi. Bazıları onun makineden daha iyi olduğunu söylerdi. Makinenin zayıf noktasını bulursak Santos'unkini de buluruz. Olur mu? Deneyebilirsiniz. Ama boşa zaman harcıyorsunuz. Teşekkür ederim dostum. Denedik. Sanırım buldum. Sol taraf. Evet. Bence Santos biraz şaşıracak. Sorun ne? Maalesef Bay Aşil'i bulamadık. Kendilerinden çok emin görünüyorlar. Onları anlatmaya çalıştım. Santos'un makineden daha iyi olduğunu. Bunu zor yoldan öğrenmeleri gerekecek. Yine maç günü. Süper golcüler ve Azul arasındaki ikinci karşılaşmayı izleyeceğiz. Şimdi statta bulunan Ben Z'de bağlanıyoruz. Teşekkür ederim Rob. El Matador, Shakes'le birlikte ilk maçtaki hezimetten sonra bu maça nasıl hazırlandınız acaba? Bence bekleyip bizzat kendin görmelisin. Yaşasın süper golcüler! Bay Santos, hızlı bir soru. Bugün de kalenize duvar örecek misiniz? Süper golcüler gerçekten iyi. Ama yeterince değil. İşte duydunuz millet. İyi seyirler. Bir kez daha ortada bir maç izliyoruz. Ama top durduğu yerde puan getirmiyor. Oh, şu harekete bak. Tekrar dansçı Rasta'ya.
Havalı Joe sol tarafa koşuyor. İlerle, kanıtla. El Matador boşluk buluyor. El Matador'dan şık hareketler. Geçmesi gereken bir adam kaldı. Yenilmez. Oh, çok da yaratıcı değildi El Matador. Eğer tüm yapabildikleri buysa süper golcüler için uzun bir maç olacak. Onu hareket bile ettiremedin. Bırak rahatlasın. Şimdi şansımızı kornerden deneyebiliriz. Azul geldiğini göremedi. Golcülerin orta sahasından şık bir pas. Santos süper golcüler için hazır görünüyor. Shakes alan buluyor. Shakes oradan şut çekecekse çok dar bir açısı var. Asla. Bakın! Yoksa... Gol mü? Ben... Vay canına! Gol! Golcülerin forvetinden harika bir gol! Shakes çok küçük bir delikten boşluğu gördü. Harika vurdu. Belki bir kere Shakes ama ikinciye olmaz. Bir daha dene. Söz veriyorum gol olmayacak. Skoru korumamız gerekiyor. Sonra da eve gideceğiz. İki takım da her şeyi yapıyor. Ama hiçbiri yol alamıyor. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıda yeniden beraberiz. Koca boğup uzanıyor. Harika uzandı ama yeterli değil. Azul gol! Maç 1-1 berabere. Çok fazla zaman kalmadı. Eğer süper golcüler puanları geri almak istiyorsa acele etmek zorundalar. Shakes şut çekecekmiş gibi görünüyor. Top dönüyor. Ne kurtarış ama. Sana söylemiştim. Sadece bir kez olur. Shakes, tek yaptığının aynı şutu çekmek olduğuna inanamıyorum. Koç, o her yerde... Sahada ve pratikte öğrendiğin tek şey bu değil. Bu seyahatte ne öğrendiğini iyi düşün. İki tane alıyor. Fazla zaman yok süper golcüler. Güzel pas dostum. El Matador, direği vur. Direği vur. Delirdin mi? Acilen gole ihtiyacımız var. Güven bana. Dediğimi yap. Umarım bu konuda haklısındır Shakes. Görünüşe göre El Matador ve Shakes'in bir planı var. Sanırım... Zaman azalıyor. Sanırım bir kez daha şanslarını deneyecekler. Havalı Joe'dan El Matador'a. El Matador topu sürüyor. Kaleye baktı. Direği vur. Direği vur. Direkten dönüyor. Yoksa gol mü geliyor? Bakalım top Shakes'e gelecek mi? Gol! Süper golcüler 2-1 kazanıyor. El Matador ve Shakes'ten harika bir gol. Eminim buna daha önce çalışmamışsındır. Bu ikinci gol de nereden çıktı ha? Azteklerden öğrendiğim en önemli şey yaratıcı olmaktı. Sana demiştim. Onları oraya götürmemeliydik. Maçı televizyondan izledim Shakes. Müthiş bir galibiyet. Kitap için teşekkür ederim.
Sanki yoğun programından okumaya vaktin oldu. Bu çok kötü. Belki bir dahaki sefere Meksiko City'nin zengin tarihinin tadını çıkarabilirsin. Amca! Hayır. Anlatsam da inanmazsın biliyorum.